Bir hamur karıştırma motoru şu şekilde çalışacaktır. Start butonuna bastığımızda 5 saniye süreli önce KM1 sağ kontaktörü çalışacak. 5 saniye sonra duracak. Ardından sol KM2 kontaktörü 5 saniye çalışacak ve duracaktır. Bu periyodik çalışma stop butonuna basana kadar veya aşırı akım rolesi açma sinyali verene kadar devam edecektir. Şimdi olay şu. 5 saniye sağ, 5 saniye sol. Sağ ve sol geçişler arasında bir zaman bırakılmamış burada. Yani bu aslında sorunun bir hatası. Normalde bir motoru sağa döndürürken durdurup birden sola döndüremezsin. O motorun ataletiyle durmasını beklersiniz. Artık ne kadar sürede motor devre sıfıra yanaşır, frenleme vardır yoktur bilemeyiz. Ama sorunun bir hatasıdır. 5 saniye çalıştı, zınk diye 5 saniye sola dön, zınk 5 saniye sağa dön. Motor milliği yükü ve milin kendisini duman edersiniz. O yüzden biz buraya 5 saniyelik bekleme koyalım. Yani elinizdeki çamaşır makinelerin kendisi sağa dönüyor, duruyor, sola dönüyor, duruyor, tekrar sağa dönüyor. Bu çalışmayı periyodik olarak yapsın ve periyodik çalışması stop butonuna veya aşırı akım rolesinden açma sinyali gelene kadar devam etsin. K1 ve kontaktörünün çıkışı ne? Q0.0 0 K2 Q0.1 Start butonu ne? Input 0.0 Stop Input 0.1 Aşırı akım Input 0.3 3 mü? 3 2'yi kullanmamış mıyım ben? Yok, burada boş. Tamam, şimdi devre bu. Ve araya 5 saniyede bir gecikme atalım. Biraz anlaşılmayı kolaylaştırmak için bunu bir grafiksel hale getirelim. Q0.0 çıkışım çalışacak. Q0.1 çıkışım da çalışacak. Biri ileri yapacak, biri geri yapacak bunlardan. Şu ileri olsun, bu da geri olsun. Ne zaman başlıyor sistem? Start butonuyla başlıyor. Start'a keyfi yüzlere bastım ben. Bastıktan sonra Q0.0 5 saniye çalıştı. Burası 5. saniye. Sonra ne oldu? 5 saniyelik bir beklemem var. Soruyu bu hale çevirmiştik. 5 saniye sonunda Q0.1 çalıştı. Bunun da çalışması ne oldu? Yine 5 saniye oldu. Ve ondan sonra bir 5 saniye daha duracak bu. Ve nereye dönecek tekrar? Start butonuna bastığı noktaya geri dönecek. Yani 5. saniyede, 10. saniyede, 15. saniyede ve 20. saniyede iş yapan zaman ölelerim var devrede. Tamam mı? Daha önce sorduğum soruyu burada da size soruyorum. Start butonuna bastığınız anda, stop butonuna bastığınız ana kadar devrede hiç devamlı kalan bir eleman var mı? Yok. Devamlı elemanlar devreye girip çıkıyor. O zaman sisteme kalıcı enerjiyi verebilmem için, benim sisteme kalıcı enerjiyi verebilmem için neye ihtiyacım var? Bir adet yardımcı röleye ihtiyacım var. Bizim yardımcı rölemiz neydi? Merkezde. Start'a bastın mı? Input 0.0'a bastık mı? Merkez 0.0'ı çalıştırayım. Hatta bunu setleteyim. Bu ne oldu? Bu benim devrede kalıcı olarak enerji vermem, zaman rölelerinin enerjilerinin sıfıra düşmemesi için, devamlı enerjili kalması ve devamlı saniye işlemini sürdürebilmesi için kullandığım yardımcı röle. İşlevi ne? Sadece zaman rölelerinin önüne enerjiyi sağlamak. Yaptığı tek iş bu. Ne oldu Çile? Şimdi merkez 0.0 kimleri devreye alacak? Zaman rölelerini devreye alacak. Hemen bunları isimlendirelim. Bunlar ne olsun? T37, T38, T39, şu ne oldu? T40. Tamam mı? 5. saniye 50, 10. saniye 100, 15. saniye çarpan katsayısı 150, 20. saniye çarpan katsayısı 200. Hemen yazalım. T37, 50, zaman rölesi olarak ne kullanıyorum? Ton. Tamam mı? Yine Merkel 0.0 T38'i devreye alsın. 100, bu da ton. Yine Merkel 0.0
T39 devreye alsın. Ton zaman bölgesi. Bu ne? 150. Yine merkez 0.0. T40 devreye alsın. Bunun da zaman çarpını 200. Bu da ton zaman bölgesi. Zaman öğelerine sayma işlemini başlattın mı? Zaman öğeleri şu anda sayma işlemine başladı. Tamam mı? Şimdi start butonuna bastığımızda merkez 0.0 devreye girdiğinde ne olacak? Q0.0 çıkışım çalışacak mı? Öyle değil mi? Q0.0'ı çalıştırdım. Buradan sonrası iki türlü yapabiliriz. Set ve setli de yapabilirsiniz. Tamam mı? Kalıcı olarak çalışacak şekilde kontak koyarak da yapabilirsiniz. Önce biz normal eski sizin kumanda mantığına yatkın şekilde çözelim. Merkez 0.0, Q0.0 çalıştırdı mı? Çalıştı. Bu Q0.0 kaç saniye çalışacak? 5 saniye. 5 saniye sonra işlem yapan zaman bölüm ne benim? T37. 5 saniye sonra işlem yapan zaman bölüm. Peki 5 saniye sonra bu T37 ne yapacak? Q00'ı devreden çıkaracak. Öyle değil mi? Devreden çıkarma bakın. Çalışmasına müsaade ediyor. Devreden çıkarıyor. Hangi kontakla yaparsınız? Kapalı. Açık kontakla yapamazsınız. Niye? 5 saniye sonra kontağını kapar. Ama ben çalışırken 5 saniye sonra durmasını istiyorum. O zaman ben buraya getiriyorum. T37'nin normalde kapalı kontağını koyuyorum. Ne oldu zamanlar saniye başladığı zaman merkez 0.0 ile birlikte Q0.0 benim çalıştı. T37 5 saniye sonra oradaki kontağını açtı ve merkez şeyi düzeltiyorum. Q0.0 devre dışı kaldı. Ondan sonra 10. saniye kadar herhangi bir işlem var mı? Yok. 10. saniyede bir işlem daha var. Kim başlatıyor 10. saniyedeki işlemi? T38 başlatıyor. Yaptığı işlem ne? Yaptığı işlem Q0.1'i devreye almak. Devreye almak. Çalışmıyor, çalıştıracak. Hangi kontakla yaparım ben bunu? Normalde açık kontakla. Çalışmayanı çalıştıracak bakın. O zaman ben buraya T38'i normalde açık kontağına koyup Q0.1'i devreye alırım. Anlaşıldı mı? Bu da çalışmasını sürdürdü. Ne zamana kadar çalışmasını sürdürecek? Bu 15. saniyeye kadar. 15. saniyede işlem yapan hangisi? T39. 15. saniyede ne yapıyor? T39 Q0.1'i durduruyor. Bakın durduruyor. Yani çalışmasına müsaade etmiş. Kapalı. Ama o zaman da geldiğinde durdurmuş. O zaman ben neyi kullanacağım? Kapalısını kullanacağım. Zaman geldiğinde kapalısı açılacak. Yani o zaman buraya da T39'un kapalısını kullandım. 10. saniyede T38 burayı kapadı mı? Kapadı. T39'u kapalısı üzerinden çıkış çalıştı mı? Çalıştı. Süre sonunda bura açıldı mı? Açıldı. Bura açılınca devre dışı kaldı mı? Kaldı. Ondan sonra 20. saniyeye kadar bir işlem yok. 20. saniyede ne var? T40 devreye giriyor. T40'ın yaptığı işlem ne? T40'ın yaptığı işlem sistemi başa döndürmek. Peki sistemi başa döndürmek için ne yapmam lazım? Zaman rölelerinin zamanlarını sıfırlamam lazım. Tamam mı? Zaman rölelerinin zamanını sıfırlanır. Enerjileri kesilerek. O zaman benim T40'ın 20. saniyede sistemi startta anına, yani başlangıç anına tekrar getirebilmesi için, periyodik çalışmayı başa döndürebilmesi için zaman değerlerini sıfırlaması lazım. Tamam mı? Zaman değerlerini nasıl sıfırlarız? Bunların başına T40'ın 40 kendisine dahil olmak üzere normalde kapalısını koyarız. 20. saniyeye geldik mi? Geldik. Geliyle 20. saniyede bunların hepsi açtı mı? Açtı. Bunlar açınca bunların zaman değerleri sıfıra düştü mü? Düştü. Sıfıra düşünce şura açılmıştı, kapandı mı? Kapandı. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Şura açıldı, çalışmıyor. Daha sonra süre sıfıra düştüğü için tekrar 5. saniyeyi gördü mü? Gördü. Açtı. 10. saniyeyi gördü mü? Kapadı. 15. saniyeyi gördü mü? Açtı.
Tekrar zaman değerleri sıfıra düştü. Burada dikkat ederseniz çok fazla kontak kalabalığımız var. Bunu biraz sadeleştirelim. Aklınıza gelen ilk şey bunları birbirlerine paralel bağlamak tek network'e. Yapmayın. Ayrı network'lerde durmasının faydası vardır. Daha anlaşılır olur. Ama telefonu o portağını oradan kaldırabiliriz. Nasıl kaldırabiliriz? Bakın şunları siliyorum. İyi de hocam zamanlar öylesini veya zamanlama elemanlarını nasıl sıfıra çekeceğiz? Bakın. T40 mı? Neyi resetletiyor veya neyi sıfırlıyor? Zaman öğelerini sıfırlamıyor mu? PLC içerisinde her şey hafıza alanı demiştim ben size, hatırlıyor musunuz? PLC'de her girişin, çıkışın, zaman öğelerinin, sayıcının, merkezin, her datanın bir hafıza alanı vardır. Şimdi ben normalde buradaki kontağı açmakla onun hafıza alanını ne yapmış oldum? Sıfırlamış oldum. Onun yerine T40'la ben resetlerim sıfırdan. Neyi? T37'den başlar. T37-1, T38-2, T39-3, T40 4 tane zaman rölesini. Aşağıya ne yazdım? 4. T37'den başladı. Bu 7 biraz garip. Şöyle biraz daha yakışıklı yeri yapalım. T37'den itibaren başladı. Yukarıdaki 7 de biraz garip. Bu da mı garip? Ona başlarsak şimdi hepsini birden elden geçirmemiz lazım. Aşağıda ne yaptım? T40. 20. saniyede kontağını kapadı mı? Kapadı. 20. saniyede kontağını kapayınca T37'den itibaren bütün zaman öğrenin sıfıra düşürdü mü? Şu network var ya, mesela sayıyordu. Sayma devam ediyor. Nereye geldik? İşte saydı. 200'e kadar bu saydı mı? 200'e kadar bu saydı mı? Hani online bağlandığınızda zaman öğrenin değerlerini de görüyorsunuz ya. 200'e kadar saydı. Bu da 200'e kadar saydı. Bu da tuttu 200'e kadar saydı. Devam ediyor. O anki değeri söylüyorum ben size. Gördü. Neyi gördü? Reseti gördü. T37'den itibaren reseti. 4'e 1'den. Şu 200 müydü en son içindeki değer buna? 0 yaptı. 200 müydü? 0 yaptı. 200 müydü? 0 yaptı. 200 müydü? 0 yaptı. Başlangıç şartlarına geri geldi gördüğünüz gibi. Bu bir yöntem. Tamam. Gördün mü ama? Soracağım ama. İnşallah. Şimdi aşağı kısmında 3 aşağı 5 yukarı anladınız. Tamam mı? Bunu set resetli nasıl yaparız? Şu arayı siliyorum. Q00 ve Q01'i siliyorum. Q00'ı kim setliyor? Set 1-1. Kim setliyor? Bir kere start setliyor. Input 0.0 setliyor mu? İlk başta o. Tamam mı? Peki kim resetliyor bunu? Hayır. 0.0'ı T37 resetliyor. Gördük mü? Bakın T37 az önce şurada çalışanı burada ne yapıyor? Resetliyor. O zaman neyi koyacağım ben buraya? T37. Açılı mı koyacağım, kapalısını mı koyacağım? Açık resetliyor. Kapalısı. Açık. Açık. Açığını koyacağım. 5 saniye sonra kapayacak. Kapadığı zaman resetleyecek. Tamam mı? Devam ettim. Şimdi kimi devreye sokacağım? Q0.1'i. Yine Q0.1'i de devreden çıkartacağız. Set ve reset. Q01'i kim devreye sokuyor? T38. Q01'i T38 devreye alıyor. O zaman T38'e bunu setlettim. Gördük mü? Kim devreden çıkarıyor? T39. Şimdi şuraya gelelim. Dışarıdan bir eleman soktuk. Yani şu yapıdan farklı bir eleman soktuk. Input 0.0. Bu bir kere çalışır. İkinci çevrime girdiğinizde
Bu input 0-0 olmayacağı için çalışmayacaktır. İkinci çevrimde onun çalışabilmesi için ne yapmamız lazım? Yardımcı röle de devamlı. Zaman röleye de devamlı. Aynen. Şimdi buraya neyi koyacak? Kontağını, paralel kontağını. T40'ı. Öyle değil mi? T40'ı buraya kontağını koyduk. Şeyi setletti 20. saniyede. Tamam mı? Burada bir sıkıntı var. Şuradaki şu satır var ya, şunu denerken şu satırı şuraya koymanızı istiyorum. En altta değil de şu arada koymanızı istiyorum. Araya bir yere koymanızı istiyorum. Tamam mı? Bakalım çalışmada bir değişiklik olacak. Bunu yapın. Ondan sonra üzerine tekrar konuşuruz. Onu da bir başka videoya çekeriz. Tamam? Şeyde gösteririz online olarak. Anlaşıldı mı burası? İki farklı yöntemle yaptık. Sorusu olan var mı? İyi. Hepiniz anladınız yani. Süper. İyi. Sorduğum zaman sular serler gibi bıçağınız yani. Hadi bakalım.